Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Bugünkü videomuzda sizlerden bu konuda çok soru geldi arkadaşlar. O nedenle bu videoyu Coinlist'in ön satışından ayırdım. Şey diyebilirsiniz, hocam ya Coinlist'in ön satışlarının modası geçti. Evet arkadaşlar, zaten bugün bahsedeceğimiz şey Coinlist'in ön satışlarının durumları ne? Hangileri battı, hangileri çıktı? Birçoğumuzun pide kuyruğunda bekler gibi gece yarısı kalktığımız arkadaşlar, ön satışlardan paramızla coin almak için beklediğimiz projeler ne durumda? Hangileri ne kadar zararda? Siz de görünce bunları şaşıracaksınız. Ne yaptım arkadaşlar? En hype'lı projelerin ön satış fiyatlarını ve şu an mevcuttaki fiyatlarını görünce arkadaşlar çok şaşıracaksınız. Bunları sizler için derledim. O nedenle zaman kaybetmeden gelin videomuza geçelim. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Crypto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız haydi başlayalım. Aramıza yeni katılan arkadaşlar olabilir. Coinlist ne diye sorabilirler. Onun için kısaca bir özetleyeyim arkadaşlar. Coinlist Amerika tabanlı bir kripto borsası ve zamanda oldukça yüksek potansiyel olduğunu düşündüğümüz projelerin ön satışlarını yaptı. Ve burada arkadaşlar ön satışları kurayla verdi. Daha sonra Coinlist Karma Puan diye bir şey çıkardı. Hiç kimse anlamadı. Bir adil olmayan bir sistem olduğunu düşünüyorum ben. O şekilde ön satışlara katıldık. Onlarca ön satış yaptı arkadaşlar. Şimdi en çok popüler olanlardan bakarsak biliyorsunuz Casper adını duyuranlardan bir tanesi Flow, Casper, Mina, Clover, Covalent arkadaşlar. Aynı zamanda Affinity, Swarm, Credo, işte ImmutableX, Braintrust, Gods Unchained gibi projelerin ön satışlarını yaptı arkadaşlar. Biz de katıldık. Canlı yayınlar açmıştık biliyorsunuz. Hem sohbet tadında sizlerden gelen soruları yanıtlamıştık. Hem de sıkılmadan bu projelerin ön satışlarına gece yarısında arkadaşlar birlikte katılmayı beklemiştik. Şimdi ne yaptım dediğim gibi en popüler projeleri seçtim ve hangi fiyatlardan almışız ve şu an hangi fiyatlarda görünce arkadaşlar siz de şaşıracaksınız. Onları özetledim. İlk projemiz Clover arkadaşlar. Clover 3 roundda satıldı. Ben ortalamasını alıyorum arkadaşlar. Clover 0.29 dolardan satıldı. Siz de arkadaşlar Clover'ın amblemin logosunu görünce hatırlayacaksınız. Bu da güzel gas fee'leri düşürmek üzerine yapılan bir projeydi. Aldığımız fiyat arkadaşlar 0.29 dolar. Şu anki fiyatı CoinMarketCap'ten baktığımızda 0.05 dolar arkadaşlar. İnanılmaz bir düşüş var. Buradan tümüne baktığımızda nerelere çıkmış? Gördüğünüz gibi 1.82'lere çıkmış. Şu an oldukça düşük seviyelerde 0.05 dolarda. Yani 0.29'dan almışız. 0.05'te 6'da 1'ine düşmüş arkadaşlar. Şimdi en çok kaybedenden başladım, Clover'dan. Gittikçe arkadaşlar daha az kaybettiren ve kârda olanlara bakacağız. Acaba listenin başında kim var? Videonun sonuna kadar benimle kalırsanız bunu da görmüş olacaksınız. Size ikinci göstermek istediğim proje arkadaşlar Covalent. Covalent'te de ben almak istemiştim. Çok alamamıştım arkadaşlar. Sıraya girmiştik. Bunu da ortalamasını alıyorum. 0.3 dolardan alım yapmışız. Covalent'in de hemen bir amblemine bakın ki arkadaşlar siz de hatırlayın hangi proje olduğunu. Covalent'te gayet güzel projeydi. Ben gelecekte Covalent'in iyi olacağını düşünüyorum. İyi yerlere geleceğini düşünüyorum bu arada. Coinlist'in projelerinin hangisinin nereye geleceğini bilmek, kestirmek zor şu aşamada ayı piyasasında. 0.3 dolardan alınmış. Şu anki değeri arkadaşlar 0.1 dolar, yani 3'te 1'i fiyatına düşmüş. İnsanlar o kadar kalktı, sıraya girdi, bekledi, parasıyla coin almak istedi. Şanslı olup alabilenler arkadaşlar şu an paralarının 3'te 2'sini kaybetti. Coin'in fiyatı 3'te 1'ine düşmüş. Zaman kaybetmeden 3. projemize geçelim. Gods Unchained token arkadaşlar. Bu da NFT Metaverse üzerine bir projeydi. Ve Gods token arkadaşlar fiyatı 0.336 dolar token başına olarak alınmış. Buna da baktığımızda arkadaşlar şu anki fiyatı 0.1965. Yani neredeyse arkadaşlar %40 düşmüş. İnsanlar kalktılar, sıraya girdiler, %40 kaybetmişler. Yani ben biraz daha esprili şekilde söylüyorum. Ben de arkadaşlar bu projenin hepsinde kalkıp sıraya girdim. Alabildiklerimi aldım, alamadıklarımı alamadım. Ama hepsini alabilseydim alırdım zaten. Arkadaşlar o zamanki hype'la. Casper'a baktığımızda Casper'da biliyorsunuz ilk göz ağrılarından bir tanesi hem Coinlist'in hem bizim. Burada ortalamasına baktığımızda 0.02 dolardan alınmış Casper. Şu anki fiyat arkadaşlar 0.026, yani bir tık üzerinde, yani bir %30 arkadaşlar. Kârda şu an Casper'a baktığımızda tabii inanılmaz düşüşler sağladı. İnsanlar buradan milyoner, milyarder olduğunu düşündüler arkadaşlar. O kadar arttı ki Casper. Ama tabii ki token açılımları, yani kilit açılımları, vestingler falan işin içine girince
biraz daha hype'ı düştü ve şu an inanılmaz yerlerde arkadaşlar. 1.33'ten 0.02'lere %95 değer kaybetmiş. Diğer projemiz arkadaşlar Mina. Mina da gayet güzel bir proje. Ben hala Mina'ya inanıyorum arkadaşlar. Almak istediğim ama alamadığım projelerden. Alınan fiyatına baktığımızda 0.25 dolar token başına Mina için arkadaşlar. Dediğim gibi Mina da oldukça hype'lı bir projeydi. Şu an arkadaşlar 0.44, yaklaşık %80-%90 değer kazanmış. Yatırdığımız paranın hala üzerinde ve ilk yüzde kendine yer bulmuş ve bu yeri kaybetmemiş arkadaşlar. Zaten listelendiği borsalara da bakarsak marketlerinde Binance'de listeli, Coinbase'de, Kraken'de, Huobi'de, OKEx'de, Gateway'de hepsinde listelenmiş zaten arkadaşlar. Mina'da sağlam projelerden bir tanesi. 233 bin kişi de watch listine, yani takip listesine almış arkadaşlar. Şu anki hacmi 5 milyon dolar sadece. Alım satım yapılıyor. Bu da bir arkadaşlar önemli nokta. Yani piyasada hacim yok. 76. coin bile sadece 24 saatlik hacmi 5 milyon. Buna da dikkat etmek lazım. Bahsetmek istedim arkadaşlar. Son token IMX Immutable X token arkadaşlar. Immutable X de Layer 2 çözümüydü. Hem NFT'ler için hem de özellikle Ethereum üzerindeki NFT'ler için bu bir çözümdü. Ve burada baktığımızda IMX token, yani Immutable X'in kendi tokenını arkadaşlar 0.15 dolardan token başına alanlar, değerlendirenler olmuş. Ben buna da sıraya girdim. Alamamıştım arkadaşlar. Immutable X'e baktığımızda şu an 0.38, yani 0.15'ten alıp 0.38. 2 katından yüksek. Hala helal olsun demek lazım. 84. sıradaki token arkadaşlar. Bunun da piyasalarında gayet sağlam borsalar var. Coinbase, Binance, Kucoin, Kraken. Buradan aşağı indiğini zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Bayağı sağlam borsalarda almış. Son 24 saatlik hacmi 5.4 milyon dolar. Yani diyebilirsiniz, hocam bu Immutable X, Mina, Casper'dan bir sepet yapılır mı? Tabii yapılabilir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil ama diyebilirsiniz ya, ben bir coinli sepeti yapayım. Çok değer kaybetmiş bunlar. Sağlam projeler. İşte Immutable X 84. sırada, Mina 76. sırada, Casper'da 86. sırada. Bu 3 tane token'ın bir sepeti yapılabilir. GTO borsasından alabilirsiniz. Binance borsasından alabilirsiniz. Bu her iki borsaya da, diğer borsalara da arkadaşlar, üyeliğiniz yoksa ya da komisyon indirimli üyelik yapmadıysanız videonun açıklamasındaki borsa referans linklerinden borsaya kayıt olabilirsiniz. Hem komisyon indiriminden ömür boyu yararlanmış olursunuz, hem de kanala ve bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdi özetlemek istersek arkadaşlar, videonun sonunda 6 tane projeyi, en top 6 tane, en hype'lı 6 tane projeyi sizler için seçtim. Clover, Covalent, Gods Unchained, Casper, Mina ve Immutable X. Bunların arasında arkadaşlar en kötü performans sergileyen Clover olmuş. En iyi performans sergileyen Immutable X olmuş. Burada kar zarar durumlarını görüyorsunuz. Ön satış fiyatlarına göre Clover eksi %83'te. Yani paramızın %83'ünü kaybetmişiz. %17'si kalmış. Covalent %67'sini kaybetmişiz. Gods Unchained %43'ünü kaybetmişiz. Casper %30 kardayız. Mina %72 kardayız. Immutable X %153 kardayız. Tabii ki buradaki şeyi diyebilirsiniz, hocam biz ilk vestingleri sattık, parayı çıkardık. Tabii ki haklısınız ama basitleşsin diye işte kaçtan alınmış şu anki fiyatını ona göstermek istedim. Güzel sorular gelmişti arkadaşlardan. Hocam CoinList'in pide kuyruğuna girdiğimiz projelerin ön satış fiyatlarına göre ne durumdalar? Bize bir analiz yapar mısınız? Hangi projeler iyi durumda? Hangileri alınır edilir? Buna bakabilir misin demişti. Umuyorum video buna yanıt olmuştur. Siz de hangi ön satışlara katılabilirsiniz CoinList'te? Hangi projelerden memnunsunuz? Videoyu yorum olarak bırakın arkadaşlar. Ben de göreyim. Hem sizin ne düşündüğünüzü göreyim, hem de kendi fikirlerimi sizlerle yorum olarak paylaşayım. Şimdiden videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir like, bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.